Arkadaşlar kimya dünyasına hoş geldiniz. Ayete genel tekrar serimize çözünürlük dengesi ünitesiyle devam ediyoruz. Şimdi çok güzel sorular hazırladım. 18 soru da komple genel tekrarını yapacağız. Bu ünitenin mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Sonuna kadar izlemeyenler pişman olur. Eğer ayete de artı bir net fazla yapmak istiyorsak mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Anlatacağım soruların pdf'sini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradaki linkten indirebilirsiniz. Bir de adettendir. Hemen onu da söyleyelim. Kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye ederek bana destekte bulunmuş olursunuz. Tüm desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Bir derişim zaman grafiği verilmiş bize. Sabit sıcaklıkta iyonların molar değişiminin zamana göre değişimi grafikteki gibi olan katı maddenin 100 mililitre 5 çarpı 10 üzeri 4 molarlık çözeltisini doymuş hale getirmek için. Demek ki hazırladığım çözelti daha doymuş değil. Yani daha çözebileceği madde miktarı var. 5 çarpı 10-5 mol daha aynı katıdan eklemek gerekiyormuş. Ee, ekledikten sonra demiş ki buna göre bu madde için çözünürlük çarpımı. Bakın çözünürlük çarpımı arkadaşlar doygun çözeltiye göre yazılır. O yüzden biz bunu önce doygun hale getireceğiz. Bir şu grafikten tuzumuzun formülünü bulalım. X artı M ile Y eksi M vardı. Çaprazlama yaparsak buradan X N Y M şeklinde bir tuzumuz geldi. İyonlarını ayrıştırırsak N tane X üzeri artı M. M tane Y üzeri eksi N şeklinde ne yapmış olduk? Ayırmış olduk. Bize ne demiş? Bunun derişimi xken bunun derişimi kaçmış? 3X. Bu ne demek? N ile M arasında 1'e 3 oranı var. Yani N değerine 1 M değerine de 3 dersek bu şekilde tuzumuzun formülünü bulmuş oluruz. Bu durumda tuzumuz X Y 3 formatında olan bir tuzumuz. Peki şimdi bunun kahçeçesi bulmadan önce bir doygun halini bulalım. Şimdi ilk başta ne verilmiş bize? 100 mililitre 5 çarpı 10 üzeri 4 molar. Şimdi molali ile hacmi çarparsanız arkadaşlar mol sayısını verir. O zaman 5 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 dersek şu an çözülmüş olarak 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol maddemiz vardı. Ama bu doygun değildi. Üzerine 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol daha madde ekledik. Bu durumda bizim toplam mol sayımız en toplam neye eşit oldu? Ee, 10 çarpı 10 üzeri eksi 5'e o da neye eşittir? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol demektir. E şimdi ben buradan hemen bunun derişiminde derişimini de bulayım. 10 üzeri eksi 4 bölü hacmimiz neydi? 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 3 molarlık xy3 çözeltimiz var. O zaman xy3'ü iyonlarına ayrıştırdım. Çözülmüş halde x e, ne oldu arkadaşlar şuradan x artı 3 3 tane y eksi 1 dedik. E şunun bunun derişimini yani daha doğrusu çözünürlüğünü 10 üzeri eksi 3 molar bulduysak burası da 10 üzeri eksi 3 burası da ne oldu 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olmuş oldu. Hemen k, hesaplayalım. 10 üzeri eksi 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün nesini alacağız arkadaşlar, kübünü. Çünkü önünde ne var? 3 var. Kübünü aldık. Buradan ne geldi? 9, 27, 27 çarpı 10 üzeri eksi 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 dersek, 27 çarpı 10 üzeri eksi 12 değerine buradan ulaşmış oluruz. Düzenlersek, 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 11 olmuş oldu. Karşı içimiz, cevabımız. Denizli. Güzel bir soru. Yorum gerektiren bir soruydu. Ee, bu tarz bir soru da karşımıza gelebilir sınavda. Gelelim ikinci sorumuza. Baryum karbonat artı ısı. Bakın arkadaşlar ısıyı nereye yazmışız hemen dikkatimizi çekti. Girenlere yazmışız. Demek ki endotermik bir e, çözümü olayı. Tepkimesiyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Demiş ki bize tepkime dengede iken çökelme olayı durmuştur. Arkadaşlar tepkime dengede iken çökelme olayı durma diye bir söz konusu değildir. Denge sürekli devam ediyor. Bakın çift taraflı ok. Hem çözünme hem çökelme. Burada ne durum oluşuyor? Çözünme hızıyla çökelme hızı birbirine eşit olduğunda tepkime denge ulaşmış oluyor. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. Minimum enerji eğilimi ürünler yönündedir. Minimum enerji eğilimi arkadaşlar ısının olduğu taraftadır. Isı nerede? Girenlerde. O zaman minimum enerji nerededir? Girenler yönündedir. Yanlış oldu. Tepkime dengedeyken sıcaklık arttırılırsa çözünme eğilimi artar. Sıcaklığı arttırdığımız zaman bakın ısı neredeydi? Girenlerdeydi. Sıcaklığı arttırdığımızda löşetele prensibine göre denge ürünler yönüne kayacak. Yani çözünen madde yönüne doğru. Bu yüzden çözünme eğilimi artar. Cevabım Ceyhan olmuş oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Hidrojen florörün sulu çözeltisi için iyonlaşma dengesi verilmiş bize. Demiş ki bu sisteme sabit sıcaklıkta bir miktar sodyum florür ekleniyor. Bakın ne ekledim? Sodyum florür. Yani flor iyonları ortak. Ortak iyon etkisini burada ne yapacağız? Konuşacağız. Demiş ki buna göre sistem dengeye geldiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Hidrojen florörün iyonlaşma yüzdesi azalır. Ortak iyon etkisinde neydi arkadaşlar çözünürlük azalır. Burada flor iyonlarının derişimi arttığı için denge girenler yönüne doğru kaydı bundan dolayı da iyonlaşma yüzdem azalmış oldu. Doğru oldu. Diğer öncülleri de inceleyelim. Bakalım orada neler önerebiliriz? Hidrojen florürün çözünürlüğü değişmez demiş. Ortak iyon olduğu için çözünürlük düşer dedik. Çözeltteki OH iyonlarının derişimi azalır. Ee, şimdi arkadaşlar buradaki çözeltteki OH iyonlarının derişimi e, azalmıyor aksine artıyor. Neden? Denge girenler tarafına doğru kaydığı için hidronyum iyonunun derişimi düşer. Hidronyum iyonunun derişimi düştüğünde yani H+ art derişimi düştüğünde OH iyonlarının derişimi artar. Yanlış oldu. Çözeltinin pH değeri azalır demiş. Ne demiştik? artı iyonlarının derişimi denge kaydığı için azalmıştı. Bu durumda pH'im artar dedik. Yanlış oldu. Florür iyonlarının derişimi azalır demiş arkadaşlar. Florür iyonlarının derişimi nereden geldi? Bakın flor'dan geldi. Önce belli bir miktar vardı, sonra yükseldi. Ortak iyondan geldi. Sonra tekrar düşüşe geçti ama ilk durumundan daha yüksek durumda kalmış oldu. Bu yüzden bu da yanlış cevabımız Adana oldu. Gelelim bir sonraki sorumuza. 0.6 molar 500 ml magnezyum nitrat çözeltisi ile 0.6 molar 500 ml sodyum hidroksit çözeltileri karıştırılıyor. Ne demiş arkadaşlar? Çökelme tamamlandıktan sonra çözeltteki OH iyonunun derişimi. Bakın şimdi bu sorularda ne yapacaksınız? Bize zaten nereye doğru gitmemiz gerektiğini KÇ'ye verecek. Yani diyor ki bana magnezyum hidroksit e, bileşiği oluştur. O zaman biz şimdi bunları karıştırdığımızda normal seyreltme yapalım. İlk önce magnezyum nitrat için. Magnezyum nitrata ne yaptık? m 1 ve 1 eşittir. M son ve son. M1 değerim ne kadardı? 0.6. Hacmim 500'dü. Son derişim bilmiyorum ama son hacmi biliyorum. Ne kadar oldu? 500 daha geldi. Yani 1000 olmuş oldu. Bu durumda derişimim ne yaptı? 0.3 molara düştü. Şimdi magnezyum nitratı iyonlarını ayrıştırdığımızda Mg artı 2 2 tane NO3 eksi oldu. Bunun son derişimi 0.3 ise magnezyum iyonlarının derişimi de buradan 0.3 molar geldi nitratı bulmamıza gerek yok çünkü bize lazım olan kim? Magnezyum. Diğer bileşikten de OH lazım. O zaman diğer bileşimizi de yapalım. Sodyum hidroksit için M1V1 yaptık. E, i̇lk derişimim ne kadardı? 0,6. ilk hacmim 500'dü. Son durumdaki bilmiyorum ama son hacmim 1000 oldu. Bu durumda son derişim yine buradan ne gelmiş oldu? 0,3 molar. Sodyum hidroksiti iyonlarını ayrıştırırsak Na artı OH eksi şeklinde. Şimdi burası 0.3 ise OH iyonlarının derişimi de ne oldu arkadaşlar? 0.3 molar olmuş oldu. Şimdi gelelim bunu ne yapalım? Bizim e, çöküp sonra dengeye ulaşacak maddemizde kullanalım. Magnezyum artı 2. 2 tane OH eksi. Geçtik bu tarafa. Magnezyum hidroksit katısını oluşturduk. Önce bir çökertip ondan sonra dengedeki durumuna bakacağız. Bu arkadaşımızdan ne kadar vardı magnezyumdan? 0,3 vardı. OH'tan da 0,3 var. Şimdi bu durumda biten madde kim olacak? OH. OH'ı bitirdik. Buradan da 0,15 harcamış olduk. OH iyonların bitmiş gözüküyor. Buradan da 0,15 molar kim kaldı? Magnezyum kaldı. Şimdi bakın arkadaşlar bu soruların mantığı şu. Burada OH bitmiş gibi gözükmüş olsa da önce katı dibe çöktü. Katı dibe çöktüğü için daha sonrasında tekrar çözünmeye geçiyor. Yani denge oluşturmak için. O yüzden ortamda bulunan magnezyum artık iyonlarına göre denge kurulacak. O zaman bizim KÇÇ'miz neydi arkadaşlar? KÇÇ magnezyum iyonlarının derişimi OH iyonlarının derişiminin karesi miydi? KÇÇ değerimiz ne verilmiş bize? 9,6 hatta onu şöyle yazalım. 96 çarpı 10 üzeri eksi 13 şeklinde yazalım eşittir. Magnezyum iyonlarım ne kadar kalmıştı? 15 çarpı 10 üzeri eksi 2 kadar kalmıştı. Çarpı OH iyonlarının çözeltideki son derişimi demek bu. Şimdi buradaki işlemi yaparsak 96 bölü 15 ne yapar? 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşittir. OH iyonlarının karesi ise o zaman buradan OH iyonlarının kendisi ne gelir? 64 çarpı 10 üzeri eksi 2 dersek 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulmuş olduk. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldu. Bu da böyle bir soru tipi. E, i̇ki çözelti birbiriyle karıştırılıyorsa önce çökerteceğiz. Önce katı elde edeceğiz. Sonra kalan maddeye göre KÇ'e de yerine koyup e, katıdan gelecek olan hidroksid iyonun derişimini bulmuş olduk. Güzel bir soru tipidir dedik. Gelelim 5. sorumuza. Belirli bir sıcaklıkta XAYB tuzunun sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri 3 mol bölü litre iken çözünürlük çarpımı değeri 4 çarpı 10 üzeri 6'dır. Buna göre XAYB yb tuzunun formülüyle 10 litre doymuş sulu çözeltisindeki y eksi a iyonu mol sayısını soruyor bize. O zaman bakın şimdi X, A, Y, B. iyonlarına ayrıştı A tane X B tane Y mi var karşımda? Şimdi biz burada KÇÇ'yi yazmak istersek KÇÇ değerimiz ne olur arkadaşlar? X'in derişiminin A'nıncı kuvveti Y'nin derişiminin B'ninci kuvveti olur. Bakın bize ne vermiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molmuş. Bunun e, sudaki çözünürlüğü. Yani şuraya şöyle kırmızıyla gösterelim onu da. Şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise burası a çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burası da b çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur derişim değerleri. Şimdi bunu yerine yazalım. 2a çarpı 10 üzeri eksi 3'ün a'nıncı kuvveti. Burası da 2b çarpı 10 üzeri eksi 3'ün b'ninci kuvveti. Niye eşitmiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya. Şimdi buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 gelecekse arkadaşlar. Bakın şimdi A değerim 1 B değerim 1 çıkıyor. Çünkü A ve B değerlerine 1 yazarsak bu durumda ne gelir? 2 kere 2 4 10 üzeri eksi 3 10 üzeri eksi 3 çarptım 10 üzeri eksi 6. Demek ki tozumuzun formülü neymiş? X Y şeklindeymiş. Bunu buradan bulmuş olduk. Şıklarda X'e yazmayanları ne yaptık? Eledik. Şimdi ne demiş bize? y eksi a'nın mol sayısını istiyordu. y eksi a'ya bakıyoruz. y'nin derişimi ne kadardı? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. n bölü v dersek toplam hacmimize ne yapacağız bunu arkadaşlar? Böleceğiz. Bize ne demiş? 10 litre olursa çarpı 10 dedik. Buradan n eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olarak y karşımıza çıkmış oldu. Adana şıkkında uydu. Cevabımız Adana. Gelelim bir sonraki sorumuza. 25 derecede kalsiyum hidroksitin 0,055 molar kalsiyum nitratta ve pH 13 olan sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüklerini soruyor. Bakın şimdi bunu nasıl yapacağız onu da gösterelim. Önce KCH'si olmayanı %100 iyonlaştırıyoruz. Mesela birinci yapalım. Kalsiyum nitratı iyonlarını ayrıştırdım kalsiyum artı 2 2 tane nitrat. Buradan ortak gelecek o iyon kim arkadaşlar? Kalsiyum. Şimdi bunun derişimi ne kadarmış? 55 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. O zaman burası da 55 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Hemen aşağısına kalsiyum hidroksiti yazıyorum. Ca OH2 dengeyi kurdu. Kalsiyum artı 2 2 tane OH eksi. Ortak iyonum kimdi arkadaşlar? Kalsiyum. Kalsiyum aldım. Buraya olduğu gibi yazdım. 55 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buraya da ne dedik? 2S dedik. Burası da ne olur? S. Şimdi KÇŞ yerine koyalım. 55 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 2S'in karesi 4S kare. Eşittir neymiş çözünürlük çarpımımız? 55 çarpı 10 üzeri eksi 7. Hani birbirini götürsün diye bu şekilde yazdım. 55'ler birbirini götürdü. Ee, buradan 4s kare eşittir. Ne geldi arkadaşlar? Ee, 10 üzeri eksi 4 gelmiş oldu. Her iki tarafı e, ne yaptık? 4'e böldük. x kare eşittir. 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelmiş oldu. Her iki tarafın kare kökünü alırsak da S eşittir 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak karşıma çıkmış oldu. Ya da 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Böylelikle biz neredekini bulmuş olduk arkadaşlar? Kalsiyum nitrattaki çözünürlüğünü bulmuş olduk. Şıkları incelediğimiz zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 sadece A şıkkında var. Cevabımız Adana olarak ortaya çıkmış oldu. Peki diğerini nasıl yapacaktık? Diğeri de yine aynı yolu izleyecektik. Tek fark burada pH'ımız 13 ise pOH kaçtır? 1'dir. Yani OH iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 1 olarak alacaktık. Yine K e de yerine koyacaktık. Hatta koyalım madem söyledik. Şöyle yapalım. Kalsiyum hidroksit bu da ikincisi için. Şöyle ikinci diyelim. Kalsiyum hidroksit iyonlarını ayrıştırdım. Kalsiyum artı 2. 2 tane OH eksi. Şimdi ortak iyonumuz ne? 10 üzeri eksi 1 molar onu aldım buraya yazdım buraya ne dedik? S. Buraya ne dedik? S arkadaşlar. Şimdi KÇÇ de yerine koyalım. S çarpı 10 üzeri eksi 1'in nesi? Karesi eşittir. Kaçmış? 55 çarpı 10 üzeri eksi 6'ymış. Buradan e, 10 üzeri eksi 2 geldi. Her iki tarafı 10 üzeri eksi 2'ye bölersek S eşittir. 55 çarpı e, 55 çarpı 10 üzeri eksi pardon şurası eksi 7 10 üzeri Eksi 5 gelmiş oldu. Bunu düzenlersek 5 çarpı 5 çarpı 5,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak da bu çözünürlüğü bulmuş olduk. Cevabımız Adana oldu. Şöyle ayıralım karışmasın birbirine. Geçelim bir sonraki sorumuza. Molar derişimleri eşit olan her biri aynı molar derişimde. X artı Y artı 2 Z artı 3 iyonların bulunduğu çözeltiye azar azar sodyum hidroksit çözeltisi ekleniyor. Deney sıcaklığındaki çözünürlük çarpımı değerleri verilmiş. Demiş ki çözeltideki iyonların çökelme sırası hangisine doğru olarak verilmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar çok basit bir mantık kullanalım. Şimdi bu çözeltinin içerisinde eşit derişinde x artı 2 y artı 2 ve z artı 3 var. Ve biz bunun içerisine sodyum hidroksit eklediğimizde OH iyonları bunları yakalayıp çöküyor. Şimdi çözünürlük çarpımı ne kadar küçükse o kadar çok e, o kadar küçük OH aldığında hemen çökmeye başlayacak demektir. O zaman biz çözünürlük çarpımlarına baktığımızda bakın x 10 üzeri eksi 36 eksi 24 eksi 14 sıralarsak burada ilk sıralamaya göre çözünürlük çarpımı en küçük olan kim? X. O zaman X hemen azıcık bir miktarı aldığında çökmeye başlayacak. Sonrasında Z. Sonrasında da Y olarak görmüş olduk. X, z, Y şeklinde sıralamasını yapabiliriz. Cevabımız ne oldu? Ceyhan Olmuş oldu. Bu konunun ismi seçimli çöktürme arkadaşlar. Şuraya not olarak yazayım. Hatırlayın. K, Ç, Ç değeri küçük olan önce çökmeye başlar. Yani uzun uzun işlem yapmadan buradan rahatlıkla bu soruyu çözebilirsiniz. Gelelim 8. sorumuza. 10 üzeri eksi 3 molar x'e 2 çözeltimiz var. Bakın dibinde nesi var? Katısı var. Katısıyla dengede olan bir çözeltimiz. Diğer tarafta da 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık x'e 2 çözeltisi hazırlamışız 30 derecede. Bunun doygun veya doygun olmadığı hakkında bir yorum yapamıyoruz. Bakalım onunla ilgili bir bilgi vermiş bize. X'ye 2'nin 20 derecede katısıyla dengedeki çözeltisi şekil 1'de gösterilmiştir. Sıcaklık 30 derece yükseltildiğinde şekil 2'deki durum oluşmuştur. Buna göre X'ye 2 katısı için yargılanın hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın suda çözülmesi endotermiktir demiş. Bakın biz 20'den 30'a çıkarttık. Yani ısıyı arttırdık. Isıyı arttırınca denge ürünler yönüne doğru kaydı. Çözünürlük arttı. Nereden biliyoruz? Şöyle x2, bakın x e, artı 2, iki tane de. Y eksi dersek ısı bu tarafta ne tarafa doğru kaymış? Ürünler tarafına doğru. O zaman bu bir endotermik tepkimedir. 20 derecedeki çözünürlük çarpımı hemen bulabiliriz. 20 derecelik çözünürlük çarpımı, derişimlerini biliyoruz. Şurası 10 üzeri eksi 3 ise, burası da 10 üzeri eksi 3, burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. K -Ç, Ç eşittir. E, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yaptı. Çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan ne geldi? 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 geldi. O zaman ikinci de kesinlikle doğrudur. 30 derecedeki sudaki çözünürlüğü 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litredir. Şimdi burada bir soru işareti var. Neden? Çünkü dipte katı olmadığı için acaba çözebileceği kadar çözmüş mü? Yani daha da çözebilir mi? Birazcık daha katı eklesem çözebilir mi mantığı var. 30 derecedeki çözünürlüğünü bilmediğimiz için bunu da söylemek mümkün değildir. Üçüncü öncül yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2. Geldik dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu sorumuz nedir arkadaşlar? E, ee, yine suda az çözünen bir tuz verilmiş bize. Demiş ki buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Suda çözünme denklemi aşağıdaki gibidir. Hemen inceleyelim. Ee, Ag karbonat. Ag artı 2 demiş. Ag artı 2 değil. Ag artı 1. Önlerine gelmesi lazımdı. 2 Ag artı 1 şeklinde yazması lazımdı. Birinci öncül gitti. Çözünürlük denge ifadesi Ag artının karesi. Önünde 2 olacaktı. Sonra karbonatyonların derişimi. O zaman bu doğru verilmiş. Çözünürlük çarpımı sabitinin birimi yoktur. Şimdi bakın birimini nasıl bulacağız onu gösterelim. KÇÇ e, Gümüş artı mol bölü litre. Nesini aldık? Karesini. Diğeri de mol bölü litre dersek. Buradan ne geldi? Mol küp bölü litre. Küp gelmiş oldu. Üçüncü öncülde yanlış oldu. Cevabımız yalnız 2. Bursa. 10. sorumuz. Suda az çözünen xy2 katısının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkta değişimi verilmiştir. Bakın nasıl bir çözünme bu? Endotermik bir çözünme. Sıcaklık arttıkça çözünürlük değerim de artmış. Demiş ki bize buna göre t2 derecedeki çözünürlük çarpımı 4b küptür. Şimdi xy2'yi açalım x artı 2 2 tane y eksi dedik. Şimdi buradaki t2'deki çözünürlüğüne bakalım kaçmış b. Burası b ise burası b burası 2b oldu. 2b'nin karesini aldık 4b kare çarpı b dersek 4b küp şeklinde k çeçesini hesaplamış olduk. O zaman birinci öncülümüz doğru. Gelelim ikinci öncülümüze. 1 litre doymuş çözelti de T1'den e, T2'de hazırlanan 1 litre doymuş çözeltiyi T1'e getirirsek B-A mol kadar x 2 çöker demiş. Şimdi 1 litre olduğuna göre molleri T ile molleri birbirine eşit demektir. Biz nerede hazırladık? T2'de. T2'den geri T1'e gelirsek bu aradaki fark ne yapacak arkadaşlar? Çökecek. Yani B-A kadar. Bu da doğrudur. x 2nin suda çözünürlüğü endotermiktir. E başta zaten söylemiştik grafikten bir hemen onu fark etmiştik. Endotermiktir. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Gelelim bir sonraki sorumuza. Ne verilmiş arkadaşlar? Yine bize bir kap verilmiş. Dibinde katısı olan, dengede olan bir çözeltimiz var. Bu kaba aynı sıcaklıkta katı gümüş nitrat ilave edildiğinde ne olur diye sormuş. Şimdi zaten bizim ortamımız şöyle düşünün. AGCL vardı. AG artı C ile eksiydi. Ben ortama gümüş nitrat eklediğimde bakın ortak iyon geldi mi? Gümüş. Gümüş geldi. O zaman bunun üzerine eklemiş oldum. İlk durumuna göre çözelti derişimi arttı. Daha sonra burada bir denge olduğu için tekrar ne yapacak? Girenlere doğru kayacak ama ilk derişiminden daha yukarıda kalacak. Bu yüzden Birinci öncülümüz doğru oldu arkadaşlar. 2'ye bakalım. Klor iyonunun derişimi azalır. Denge ürünler denge girenler yönüne doğru kayacağından dolayı klor iyonlarının derişimi zamanla azalacaktır. Bu da doğru. E, gümüş klorür katısının kütlesi artar. Denge yine girenlere kaydığı için gümüş klorürün kütlesi artar dedik. Cevabımız Edirne. 12. sorumuz. Magnezyum karbonat katısının 10 üzeri eksi 2 molar potasyum karbonat çözeltisi içindeki çözünürlüğü ne kadarmış? 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarmış. O zaman magnezyum karbonatın aynı sıcaklıktaki e, sudaki çözünürlüğü nedir? Ya bakın tam tersini kurmuş soruda. Şimdi ben dikkatlice izleyin arkadaşlar. Önce bize hangi çözelti içerisinde çözmüş bunu? Potasyum karbonat. Onu yazdım. Bu %100 iyonlaşacak demektir. 2 tane K, bir tane karbonat iyonu. Bunun derişim ne kadarmış? 10 üzeri eksi 2 molar. O zaman bu durumda K iyonlarım ne kadar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Karbonat iyonlarım da 10 üzeri eksi 2 molar olmuş oldu. Yani ortak iyonum buradan gelecek. Kim dengeyi sağlayan? Magnezyum karbonat dengesini oluşturduk. O zaman magnezyum artı 2 karbonat eksi 2. Bakın ortak iyonu aldım yerine yazdım hemen. 10 üzeri eksi 2 olarak. Ve bana bunun bundaki çözünürlüğünü hazır vermiş. Yani SS yazmak yerine verilen değeri yazacağım. Ne vermiş onu da? 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman burası da 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan biz KÇÇ değerini hesaplayabiliriz. Ne geldi? iki buçuk çarpı 10 üzeri eksi 5 geldi. Peki saf sudaki çözünürlüğünü nasıl bulacağız? Saf sudaki çözünürlüğü için yine magnezyum karbonatı yazdım. Dengi oluşturdum. Magnezyum artı 2. 2 tane şey pardon. Bir tane karbonat eksi 2 iyonu. Buna S dersek burası da S olur çözünürlük çarpımı ne oldu? S kare eşittir. Şöyle yapalım. 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 yazalım. Her iki tarafın kare alırsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak S'i bulmuş olduk. Bu S nedir? Saf sudaki çözünürlüğü. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizdi. Yine güzel bir soru. Yine karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi. Gelelim 13. sorumuza. Oda sıcaklığında baryum sülfatın çözünürlük çarpımı 10 üzeri eksi 10'muş. Aynı sıcaklıkta barium sülfatın 0.05 molar potasyum sülfattaki çözünürlüğünü soruyor. Şimdi hemen ne yapalım? K çetçisi verilmeyeni önce %100 yonlaştırdık. 2 tane K, 1 tane sülfat, eksi 2. Bunun derişimi 0,05 ise bize sülfat lazım. Ortak iyonumuz kim arkadaşlar? Sülfat. Bunun da derişimi 0,05 oldu. Şimdi baryum sülfatı yazıyorum altına. Baryum sülfat dengeyi kurdu iyonlarına ayrıştı. Baryum artı 2 sülfat eksi 2 oldu. Şimdi ortak iyonu aldım yerine yazdım. 0,05. Buraya ne dedik? S. Buraya ne dedik? S. Şimdi buradaki çözünürlüğünü soruyordu. O zaman K çeşidi yerine koyalım. S çarpı 0,05 yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. K çeşe değerimiz kaçmış? 10 üzeri eksi 10. Her iki tarafı böldük. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye. Buradan S değerim ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 5. Şurada gizli bir tane birimiz var. 1 bölü 5. 0 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. O da neye eşittir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 9'a eşit olmuş oldu. S değerimiz. Bize bunu soruyordu. Çözünürlüğünü edinli olarak ne yaptık? Cevabımızı işaretledik. Gelelim 14. sorumuza. X o H'ın ve yine bize neyini vermiş? Çözüme denklemini vermiş. Bakın delta H ne? Sıfırdan küçük yani egzotermik bir çözünme söz konusu burada. Demiş ki yargılığından hangileri yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi hemen inceleyelim. Ortama sabit sıcaklıkta nitrik asit çözelse eklenirse denge çözünme yönünde bozulur. Bakın biz ortama nitrik asit eklediğimizde kim gelecek? H mı gelecek? H artılar OH'ları tutup suya çevirecek. Derişimi azaldı. Denge ne tarafa doğru kaydı? Ürünlere doğru kaydı. Yani çözünme yönünde kaymış oldu. Birinci öncülümüz doğru. Ortama sabit sıcakta hidroklorik gazı eklenirse çözünürlük çarpımının değeri artar demiş arkadaşlar. Çözünürlük çarpımının değeri sadece sıcaklıkla değişir. Bu yüzden değişmez dedik. Gelelim buraya sıcaklık arttırılırsa çözeltinin pH değeri değişmez demiş. Sıcaklık arttırılığında bu nasıl bir tepkimeydi? Egzotermik bir tepkimeydi. Yani ısı nerede arkadaşlar? Ürünlerde ısıyı arttırınca denge nereye doğru kayacak? Girenlere. Bu durumda OH iyonlarının derişimi ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Ee, azaldığı için e, buradan ne olacak? pH değerimde e, pH değerim, şöyle yapayım. o da azalmış olacak. pH değeri değişmez demiş. Ne oldu? Yanlış. Cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu. Bize yanlışı soruyordu. Gelelim 15. sorumuza. Gümüş klorür tuzunun 0,1 molar NaCl çözeltisi içerisindeki çözünürlüğünü vermiş. Aynı sıcaklıktaki çözünürlük çarpımını soruyor. Hemen ne yapıyorduk? Na iyonlarını ayrıştırdık. Na artı eksi. Bunun derişimi 0.1 molar. O zaman bizim ortak iyonumuz kim? Klor. Bununki de 0.1 molar. Hemen gümüş klorür iyonlarını ayrıştırdık. Çözünme denklemini yazdık. Gümüş artı klor eksi. Bunu aldım buraya yerine yazdım arkadaşlar. 10 üzeri eksi 1 olarak. E buradaki bize çözünürlüğünü vermiş bu çözeltideki onu da nereye yazdık? 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 desek şuraya, burası da 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 olmuş oldu. KCC eşittir 16 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı 10 üzeri eksi 1 dersek, 16 çarpı 10 üzeri eksi 7 geldi. E, şıkları incelediğimiz zaman e, ee, ne gelir? 7 diyoruz. Şurası 11. Şıkları incelediğimiz zaman ne var? 16 çarpı 10 üzeri eksi 11 yok. Bir virgül kaydıralım. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 şeklinde de yazabiliriz. O da nereye denk geldi? B şıkkına denk gelmiş oldu. Cevabımız Bursa. 16. sorumuzdayız. Sudaki çözünürlüğü az olan berilyum hidroksit katısı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Diyor ki nacele çözeltisinde çözünürse çözünürlüğü saf sudakine göre daha fazla olur. Şimdi bakın nacele ile birilüm hidroksit arasında herhangi bir ortak iyon durumu var mı? Yok yani çözünürlüğü azalır diyemeyiz. Ama eee aynı farklı bir iyon olması da bunun çözünürlüğünü arttıracak anlamına gelmez. Hemen hemen yaklaşık birbirine çözünürler. o yüzden birinci öncülümüz ne oldu arkadaşlar? Yanlış olmuş oldu. Gelelim ikiye. HCl gibi asit çözeltisinde çözünürse çözünürlüğü saf sudakine göre daha fazla olur. Eğer HCl olursa bakın berilyum hidroksitin şöyle iyonlaşmasını yazalım. Berilyum artı 2. 2 tane OH eksi. Eğer ben HCl eklersem ortamdan H artı gelip H artılar ne yapacak? OH'ları toplayıp suya çevirecek. Şimdi suya çevirdiği zaman OH iyonlarının derişimi azalır. Denge nereye doğru kayar? Ürünler yönüne yani çözünme yönüne doğru. Bundan dolayı çözünürlük artar. İkinci öncül doğru. 3'e bakalım. Kalsiyum hidroksit çözeltisinde çözünürse yani buradan ne gelecek? Ortak iyon OH çözünürse saf sudakine göre daha az olur. Ortak iyon ne yapıyordu? Çözünürlüğü azaltıyordu arkadaşlar. Bu da doğru. Ya da şey işte denge mantığından kullanırsak OH iyonlarının derişimi burada artmış olacak. Denge girenlere kayacak. Bundan dolayı çökelme yönünde çözünürlük azalmış olacak. Bu şekilde de yorum yapabiliriz. 2 ve 3 oldu. Cevabımız denizli olarak işaretledik. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz arkadaşlar. Gelelim 17. sorumuza. Ne demiş 17 sorumuza bir çözünme tepkimesi verilmiş. E, doymuş çözeltisine sabit sıcaklıkta bir miktar MGY2 tuzu eklemişim. Bakın ne geldi? Y mi geldi? Yani ortak iyon geldi. Şimdi ortak iyon geldiyse Y iyonlarının derişimi artmış oldu. Denge nereye doğru kaydı? Girenlere doğru kaydı. Şimdi buna göre yorum yapalım. Demiş ki niceliklerinin niceliklerin baş, başlangıca göre değişimi aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Ama şu biraz daha küçültelim görürsün hepsi. Ee, şimdi x artı 3 iyon derişimi denge girenlere doğru kaydığına göre x artı 3 iyonların derişimi ne yaptı arkadaşlar? Azalır, azalır, azalır. Artar kısmı gitti. Azalır, artar kısmı gitmiş oldu. Evet. Y eksi iyonların derişimi bakın vardı ilk başta derişimim arttı sonra denge diğer tarafa doğru kaydığı için birazcık azaldı ama ilk duruma göre daha yukarıda kaldı. Artar artar bu da azalır demiş bunu da elemiş olduk. XY3'ün çözünürlük çarpımı çözünürlük çarpımı sadece sıcaklıkla değişir. Sıcaklıkla değişir. Bundan dolayı Kçç değişmez diyeceğiz. O da buradan geldi cevabımız. Adana arkadaşlar Yine güzel bir yorum sorusu karşımıza bu seneki sınavda çıkabilir. Böyle bir soru. Gelelim 18'e ve son sorumuz arkadaşlar. 18. sorumuzda ne demiş bize? Sodyum sülfat katısını sulu kurşun sülfat çözeltisinin içerisine atmışız. Bakın yine neyimiz var? Ortak iyonumuz var. Ortak iyonu atacağız buraya. Diyor ki şekilde katısıyla dengede bulunan doymuş kurşun sülfat kurşun iki sülfat çözeltisine sabit sıcaklıkta bir miktar sodyum sülfat katısı eklenerek çözülmesi sağlanıyor. Denge yeniden kurulduğunda başlangıca göre yargılanan hangileri doğrudur şeklinde sormuş. Kurşun artık iyonların molar derişimi azalır. Bakın kurşun e, ee, iki sülfatı şöyle iyonlarını ayrıştırsak Pb artı 2 artı sülfat eksi 2 oldu. Şimdi bu durumda bizim kurşun artı 2 iyonlarımızın ee, daha doğrusu sülfat iyonlarımızın derişimini arttırdık. Denge girenlere doğru kaydı. Bu durumda kurşun artı 2 iyonların derişimi azaldı. Doğru. E, ee, 4ün çözünürlük çarpımı KÇÇ değeri artar demiş. KÇÇ değeri sadece sıcaklıkta değişiyordu. Sıcaklık değişmediğine göre bu da değişmez. İkinci öncülü yanlış. Dipteki kurşun iki sülfat katısının miktarı artar. Denge girenlere doğru kaydığı için yani çökelme yönüne doğru kaydığı için kurşun iki sülfat katısının miktarı artar. Bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız Ceyhan. Çok güzel sorularla bu genel tekrarı bitirmiş olduk arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiysek beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve arkadaşlarımıza mutlaka tavsiye etmeyi unutmayalım. Bu süreç içerisinde elimden geldiğince sizlere genel tekrar videolarıyla destek olmaya çalışacağım. Ben de sizin desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kimya ile kalın. Görüşmek üzere.